Geçen gün gece saatlerinde kullanıcılara sunulan iOS 15.6 güncellemesi yayınlandı ve hemen tecrübe edinebilmek adına iPhone 6s Plus cihazıma kurulumu yaptım. iOS 15.6 güncellemesi kurulumu yaptıktan sonra ses takipçilerimi bilgilendirmek için incelemeye başladım. Yeni gelen özellikler neydi? İlk başta onları hatırlıyorum. Birinci olarak iPhone saklama alanlarında dolu olmamasına rağmen burada dolu ibaresi gözüküyordu. iOS 15.6 ile bunu kaldırmışlar diyorlar. Şu anda sorun sıkıntı yok olarak gözüküyor. Gençler bilginiz olsun. İkinci olarak ise maillerde gelen Barilla mesajlarının içinde bulunan gezinmelerde sorunlar, sıkıntılar, takıntılar veya hatta hiç açılmama gibi sorunlar oluyordu. Bu gelen yazılımda bunu da kaldırmışlardı. Üçüncü olarak iPhone kullanıcılarının severek kullandığı Safari uygulamasında bu geçişlerde sorunlar, sıkıntılar oluyordu sayfa geçişlerinde. Bunları da düzelttiklerini belirttiler. Bu üç yeniliğin gelmesi güzel olsa da yüklemiş olduğum videomun altına gelen yorumlarda gördüm ki iPhone 11 modellerinde bile cihazların çökmesine, diğer alt modellerinin de çoğunda cihazın bataryasının çok hızlı tükendiğini, Ginch Mesh sonuçlarının çok düştüğünü test edip sizlere göstermiştim. Fakat iOS 15.6 daha beta aşamasında iken bile yüklenmemesi gerektiğine dair bir video hazırlayıp sizleri bilgilendirmiştim. Bazı takipçim olmayan kişiler, sen kain misin? Nereden bileceksin? Apple'a ortaklığı mı var? Nereden bileceksin? Diye yorumlarda bulunmuştu. Tabii ki de kale almayıp yoluma devam etmiştim. Şimdi ise hazırlamış olduğum videolarımda haklı çıkmanın gururu içerisindeyim. Apple şirketi iPhone modellerini üst modellerini satabilmek için kendisinin de açıklamasına dayanarak söylüyorum, alt modellerini yavaşlattıklarını açıklamıştı. Bunun sebebi de gelen güncellemelerde eski cihazların güncellemelerle uyum sağlamama sorunu olduğunu bizim önümüze sürmüşlerdi. Tabii ki de yerseniz. Yeni sattıkları iPhone modellerinin ülkemizde çok pahalı olduğundan kullanıcıların çoğunlukla halen eski iPhone modellerine yöneliyor. Fakat bu da şirketin satış politikasına ters olduğu için bu şekil yazılımlar sunarak eski cihazları kullanılmaz hale getiriyorlar. Şimdi ben dün iOS 15.6 yükledim ve kullanmaya başladım. iOS 15.5'teki stabilite bir anda yok olmuş. Sanki elimdeki cihaz bir anda iPhone 4S modeline dönmüştü. Çok ağırlaştı. Bataryasında hızlı bitmeler, başka menüye geçerken kasmalar oluştu. Daha öncesinde iOS sürümleri arasında geçiş yapıyordum ama bu kadar, altını çizerek söylüyorum, bu kadar leş bir yazılım görmedim. Ben kendim oturup yazsam yazılımı daha stabil yazardım. O derecede kötü olmuş. iOS 15.5 yazılımında PUBG Mobile oynuyorum. Cihaz canavar gibi oynatıyordu. Fakat iOS 15.6 yüklediğim sizler için PUBG Mobile videosu hazırlayacaktım. iOS 15.6 güncellemesi PUBG Mobile testi diye. Abicim, bugüne kadar hiçbir iPhone'da görmediğim kare atlamalarına bir yere koşarken başka bir alanda çıktığımı eski nasıl söylesem eski Android modellerde karşılaşmıştım bu anlattığım olayı. Sonra 2-3 kere daha oynadım oyunu ve yine aynı sorunlarla karşılaştıktan sonra dedim bu yazılım çöp. Hemen iOS 15.5 yazılımını geri yüklemek için yola koyuldum. Sonra bilgisayarımın başına geldim ve buraya görmüş olduğunuz gibi IP Devlance tıklıyorsunuz. Şu üstte görmüş olduğunuz IPS Devlance'a dokunuyorsunuz. Buna dokunduktan sonra sizi burada IPS indirmelerine yönlendiriyor gençler. Şimdi buraya yönlendirdikten sonra şuradan şöyle yapıyorsunuz. Buradan hangi cihazınıza kurulum yapmak istiyorsanız o cihazınız için şöyle netleyeyim bunu, parlamasın fazla. Böyle görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi buradan bu şekilde yaptıktan sonra buradan iPhone'u seçiyorsunuz. iPhone'u seçtikten sonra buradan aşağıya doğru iniyorsunuz. Cihazınızın hangi model ise
Şu şekilde benim cihazı göstereyim şimdilik. Buradan iniyorsunuz ve 6S Plus misal. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz üzere iOS 15.5 halen aktif. Üstünde de 15.6 var. Şimdi 5.44 GB'lık bir yazılım dosyası bulunuyor. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra böyle üzerine gelip bir kere dokunduktan sonra gençler görebiliyorsunuz umarım. Bakayım kameraya. Evet görünüyor. Şimdi bunu bu şekilde dokunduktan sonra şöyle göstereyim. Hemen buradan çıkacağım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir tane dosya çıkıyor. 5.44 GB boyunda bir dosya çıkıyor. Ben bunu aldım masa üstüne koydum. Çünkü ben de dün akşam iOS 15.5'e geri dönüş yaptım. Çünkü sıkıntılıydı cihaz. Ondan sonra iTunes'inize geliyorsunuz. iTunes'e geldikten sonra gençler bakın iTunes'e geldikten sonra ilk başta cihazınızda iPhone'un bubble'u kapatıyorsunuz. Bu bir. Unutmayın. Onu kapattıktan sonra iCloud'unuzdan cihazınızın çıkışını yapıyorsunuz. Bu iki. Ondan sonra USB şarj aletinizle bilgisayara bağlıyorsunuz. Bilgisayarınıza bağladıktan sonra şu sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi sol üst tarafta bir telefon işareti var. Buna buradan dokunduğunuz zaman şu anda bende gözükmeyecek çünkü ben dün güncelledim. Size anlatmak için bu şekilde gösteriyorum. Bunu bu şekilde yaptınız. Şu alanda sizin cihazınızın adı mesela iPhone 6S diyelim. iPhone 6S onun hemen altında işte güncellemeleri denetle var. Güncellemeleri denetlemin hemen sağ tarafında geri yükle var. Hemen o geri yükleye bakın ama bak şu anda söyleyeceğim önemli. Çünkü bir kere direkt üzerine tıklarsanız geri yüklenin farklı bir hata verecek. Ve istediğiniz şekilde çıkmayacak karşınıza. Ondan sonra diyeceksiniz ki abi ben tıkladım olmuyor. Neden olmuyor diye soracaksınız. O yüzden bunu sormamanız için bu shift tuşu var biliyorsunuz. Shift tuşuyla birlikte aynı anda geri yükleye aynı anda tıklıyorsunuz. Aynı anda tıkladıktan sonra şu alanda bir tane dosya penceresi çıkıyor gençler. Dosya penceresi çıktığı zaman da iOS 15.5'i indirdiğimiz dosyayı hangi bölüme indirirsiniz? Ben masa üstüne almıştım. Sizin de masa üstüne almanızı tavsiye ederim açıkçası daha rahat bulabilmeniz için. Ondan sonra o dosyanın üzerine bir defa dokunuyorsunuz ve altında hemen aç var. Aça dokunduktan sonra hemen şu üst tarafta bakın. Şu oynattığım yerde bu üst tarafta yazılım ayrıştırılıyor diyor. Yazılım ayrıştırılıyor dedikten sonra kesinlikle USB belleğinizi cihazınızdan çıkarmıyorsunuz. Çıkarırsanız ne olur? Hata alırsınız. Yükleme yapmaz. Cihazınızda çökmeler sonuçlanabilir. Yani açıkçası öyle söyleyeyim size. Şimdi onu yaptıktan sonra direkt zaten burada ilerleme başladıktan sonra işte ayrıştırıyor dediğiniz zaman zaten telefonunuzun ekranına baktığınız zaman yükleme alanı gelmiş olacak ve yükleme alanında kendi şekilde bilgisayarınız iOS 15.5'i yükleyecek. Dipnot olarak söyleyeyim cihazınızın ekranında halen daha iOS 15.6 stabil güncel yazılım diye gözükecek ama ve lakin bu sizi telaşlandırmasın. Cihazınıza yükleme yapıldıktan sonra en son telefonunuzdaki ekranı zaten bakın bir yarım saat kadar bir sürecek bu süreç. Bunu da söyleyeyim. Ekranınıza bakın. Ekranınıza baktıktan sonra zaten ilk açılışta hello merhaba tarzı bu şekilde şeyler çıkıyor. O çıktıktan sonra cihazınızın bağlantısını bilgisayardan ayırabilirsiniz ve normal iPhone'unuzu nasıl kuruyorsanız o şekilde kurmaya devam edebilirsiniz. Gençler bunu söyleyeyim. Ondan sonra zaten güncel yazılıma baktığınız zaman iOS 15.5
güncel yazılımımız karşınıza çıkmış olacak. iOS 15.6'yı ben yükledim. Oyunlarımda demin de söylediğim gibi çok takılmalar, sorunlar, sıkıntılar oldu. Velakin iOS 15.5'e yükleyince tekrar Geekbench sonuçları falan yaptım. Eski halini aldı. Sorunsuz, sıkıntısız cihazımı kullanabiliyorum şu anda. Şunu da söyleyeyim. Bu dediğim işlemleri harfiyen yapmazsanız cihazınızda sıkıntıları çıkabilir veya yükleyemeyebilirsiniz. Bu yükleyip yüklememe kararı sizin özgür iradenize kalmış bir olay gençler. Sonradan bana mesajlarda abi ben yapamadım ya da yaptım işte bir şey çöktü bilmem ne filan diye söylemeyin. Ben sadece nasıl yapıldığını sizlere göstermek istedim. Yapıp yapmamak, tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, yapıp yapmamak sizin özgür iradenize kalmış bir şey gençler, bilginiz olsun. Şimdi videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. iOS 15.6'dan iOS 15.5'e nasıl dönülür adlı videom bu kadar olsun. Diğer zamanlarda diğer yazılımlar falan gelirse veya farklı yazılımlar gelirse yine tekrar yazılımlarla ilgili videolarım gelecek. Çoğunlukla zaten iPhone'larla ilgili ve teknolojiyle ilgili videolar yüklüyorum kanala. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, işte siz biliyorsunuz ne yapacağınızı, beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın gençler. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.